Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Deniz Volkan Yoruk, namı değer Volkan abi. Volkan abiyle Mutlu Çocuklar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de yine bir eğitim videosuyla karşınızdayız ama bugünkü eğitim videomuz biraz eğlence içerikli. Son dönemlerde oldukça yaygın olan PUBG ile ilgili birçok mail alıyorum, mesaj alıyorum. PUBG'yi bilgisayarımıza nasıl kurarız, bilgisayarımızda nasıl oynarız, işte cep telefonu oynamak zor oluyor falan gibi. Peki PUBG'yi bilgisayarımıza nasıl koyarız? Şimdi bununla ilgili bir eğitim videosu çekelim istedik. Umarım beğenirsiniz. Hala beni takip etmiyorsanız hemen aşağıdaki linkten lütfen beni takip edin. Videolarımıza beğenin ve güzel yorumlar atın ki biz de böylesine güzel videoları sizlerle buluşturmaya devam edelim arkadaşlar. Hadi bakalım, o zaman bilgisayarımızda PUBG oynamak istiyoruz. Bunun için neler yapacağız? Buna, bu videoya gidiyoruz. Tekrar merhaba arkadaşlar. Uzunca bir aradan sonra yine sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdi yaklaşık 4-5 saniye oldu. Gerçi az önce oradaydık değil mi? Şimdi efendim, öncelikle PUBG oynayabilmeniz için emülatör kurmanız gerekiyor. Emülatör nedir? PUBG bir cep telefonu uygulaması, yani cep telefonu oyunu olduğu için bilgisayarınızı cep telefonu gibi göstermek gibi bir şey. Öyle düşünün. Onun içinde 3-4 tane uygulama var. Bunlardan bir tanesi Nox. Ben de kurulu size göstermek adına. Bir tanesi BlueStack. Bir tanesi Türkiye'nin resmi distribütörü PUBG dağılımının Tencent. Şimdi biz BlueStack kuracağız. Onu göstereceğiz. Öncelikle arkadaşlar yapmamız gereken, tabii ki bilgisayarımıza ne yapıyorsunuz? Google'a giriyorsunuz. Buraya PUBG Mobile PC oynama yazıyorsunuz. Bunu yazdığınız zaman burada birçok uygulama çıkıyor arkadaşlar. BlueStack çıktı, gördüğünüz üzere benim kurdum. İşte Tencent çıktı. Emulator diyor, bak gördüğünüz gibi. Bakın, başka bir emulator bu da. Bir sürü emulator var arkadaşlar. Bunlardan en çok tercih eden Tencent ve BlueStack'tir. Benim nacizane tavsiyem böyle bilinen sitelerden indirin ki bilgisayarınıza virüs girmesin. Mesela gezginlerde bakın BlueStack diye yazmış buraya. Bilgisayar için PUBG Mobile on PC with BlueStack indir diyor. Yani bilgisayarınız için diyor, mobil PUBG Mobile için diyor, BlueStack'ı indirin diyor. Tıklıyorsunuz, gezginlere girelim. Buna indirelim. Ben daha önce indirmiştim ama yine sizde görün istiyorum. Şu reklamı kapat. Kapat reklamı, terbiyesiz seni. İstemiyorum oğlum. Neden bu reklam diyor? Reklamı gösterme kardeşim. Reklam uygunsuzdur. Hadi bakalım ne yapacaksın? Şimdi burada bilgisayarınız için PC yazıyor arkadaşlar. PUBG Mobile PC yazıyor şurada. Bunu tıklıyorsunuz. Bunu tıkladıktan sonra böyle bir ekran açılıyor. Gördüğünüz üzere ne kadar şık bir ekran, ne kadar güzel bir ekran, aydınlatıcı. Neden? Çünkü bilinen siteden. Her zaman bir program indireceğiniz zaman bilinen sitelerden indirin. Her zaman alışveriş yapacağınız zaman bilinen alışveriş sitelerinden yapın ki dolandırıcılık mağduru olmayın. Bilinmedik sitelerden indirdiğinizde de bilgisayarınız göçebilir, bilgisayarınıza virüs girebilir, bayağı başınız ağrıyor. PUBG Mobile uygulaması PC'ye indir diyor. İndir bakalım kardeşim. Evet. İndirmek için hemen yer seçin diyor. Ben masaüstü diyorum arkadaşlar. Masaüstüne gönder gitsin diyorum. Tak kapatıyorum bunu. Bakıyorum şimdi buraya geliyor bu. Ben de zaten kurulu. Geldi bakın burada. PUBG Stack falan bir sürü uygulaması var. Bunu iki kere tıklıyorsunuz zaten. Ben de kurulu olduğu için kurmayacağım ama kuruyormuş gibi yapacağım siz görün diye. BlueStack'i iki kere tıklıyorsunuz arkadaşlar. Açıl susam açıl. Açıl susam açıl. Evet, bende kurulu. Evet, ne diyor? Yükleyicinin farklı bir örneği çalışıyor diyor. Yani sizde kurulu diyor. Onun için kurmanıza gerek yok diyor. Dolayısıyla ben bunu kuramıyorum. Çünkü kurmuşum daha önce de. Ama siz bunu tıklayarak tak 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 next next yapıp ya da yükle diye direktifleri izleyerek bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Kurduktan sonra BlueStack şöyle bir şey açılıyor arkadaşlar size. Home diye bir sayfa açılıyor. Home. Hemen burada zaten oyunlar gösteriyor size reklam olarak. Oo diyorsun, 10 numara bir şey indirdim ya ben şu an bilgisayara. Evet, burada Android uygulamaları için gerekli olan programları, efendime söyleyeyim, oyunları, ücretsiz olanları indirebilirsiniz. Param var kardeşim, Volkan abi benim param var diyorsanız ücretli olanları da indirebilirsiniz kardeşim. Ücretli olanları da indirebilirsiniz. Problem yok. Allah helal olsun ya. Buraya geldik sonra şu oyun arama butonuna buraya PUBG yazıyorsunuz arkadaşlar. PUBG Mobile, evet, Luck diye çıktı. Lidl var. Direkt mobil var.
İşte bu tanıtım arkadaşlar, haberiniz olsun. Bunu oyun diye yüklemeyin. Wait for PUBG diyor ya. Yani PUBG'nin geçmişi, PUBG'nin hikayesi gibi bir şey. Bunu oyun gibi koymuşlar ama oyun değil. Bu yüklendi diyor zaten bende, yüklendiği için. Siz bunu yükleyeceksiniz. Artı bu Livik son yüklenen harita, onu da yükledim ben. Siz bunu da yükleyebilirsiniz PUBG Mobile yükledikten sonra. Bu da yine PUBG Mobile White oyunu. Biz şimdi bunu kurduk. Kurmak için bir kere tıklıyoruz. Bir kere tıklayınca kuruyor. Şimdi ben bunu örnek olarak bunu göstereyim kurmadığım için. Tıklıyorsunuz, böyle bir şey açılıyor. Bak, bunu kurmayın arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Bu reklam, oyun değil. Yani oyunun böyle bir fragmanı gibi düşünün. Böyle yükle diyorsunuz, direktifleri izliyorsunuz ve kuruyorsunuz. Kurmanız gereken uygulamayı gösteriyorum arkadaşlar. Yani şunu kurmanız gerekiyor. Bunu kurduktan sonra, kurulduktan sonra bu buraya düşüyor zaten. Bunu mesela kapatabilirsiniz. Bunlar hep reklamlar açılacaktır. Kapat diyorsun. Bak, görüyor musun? İlle de diyor, reklamı diyor, izleyeceksin. Kapatamazsın. Şu da reklam, bu da reklam, bu da reklam. Hepsi reklam. Şu iki tanesi oyun, onun dışındaki değil. Tak diye buraya ben kurdum. Bu oyun merkezinden indirdim. Oyun merkezinden indirdim. Bir sürü oyunlarda indirebilirsiniz farklı. Sonra sol tarafa oyunlarıma geliyorum. Oyunlarımda burada kurduğum oyunlar çıkıyor arkadaşlar. Burada da bir reklam var yine. Her zaman olduğu gibi. Burada ayarlar var. Normal Android ayarları bunlar. Bu ayarları hiç kurcalamayın arkadaşlar. İhtiyacınız olursa ben size anlatacağım arkadaşlar. Anlaştık mı? Bunu kapatalım. Şimdi benim kurduğum oyun bu. PUBG Mobile tıklıyorum. Zaten Tencent Games adı altında, orijinal distribütör adı altında açılıyor. Herhangi bir sıkıntı çıkacağını sanmıyorum. Çünkü Volkan abi zaten. Şu anda oyunu oynayabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Hassasiyet ayarları ile ilgili bir videom var. Gene sayfamda. Oradan da hassasiyet ayarlarınızı yapabilirsiniz. Hassasiyet ayarlarınızı yapmadan oyuna girmeyin. Anında lık diye indirirler. Ne olduğunu anlayamazsınız arkadaşlar. Ne olduğunu anlayamazsınız. Evet, simülatörü aç diyorum. Simülatör, şimdi iki tane bende simülatör var şu anda. İkisi de açık olduğu için hata verdi. Siz de hata vermeyecek arkadaşlar. Emin olabilirsiniz. Şimdi ben bir tanesini kapatıyorum şuradan. Evet. Bakın şimdi hata vermemesi lazım. Şimdi iki tane emülatör açık olduğu zaman da hata verir. Ben şimdi bir BlueStack kullanıyorum. Bir de Nox kullanıyorum. Aslında bir tane kullanmak kafi ama PUBG Mobile ya da PUBG Lidl'ı bazen bu emülatör açamıyor. Açamadığı zaman Nox Play kuruyorsunuz. Nox Play'i kurduğunuz zaman problem ortadan kalkıyor. İkisi de açılıyor. Yani ben ikisini de oynamak istediğim için böyle bir şey yaptım. Siz yok, bana PUBG Mobile yeter ya da bana PUBG Mobile Lidl yeter, gerek yok öbürüne derseniz hiç Nox'u bile kurmanıza gerek yok arkadaşlar. Dediğim gibi bunlar emülatör programlardır. Bilgisayarınızı Android'e çeviren, yani telefona çeviren. Evet, benim geçen seferki ekibim hazır ve nazır direkt beni çağırdılar abi gel diye. Artık oynayabilirsiniz. Zaten buradan oyun oynamasını biliyorsunuz. Hazır ol diyorsunuz. Buradan başlat diyorsunuz. Olay bitiyor arkadaşlar. Hazır ol dedikten sonra burada kimse lider, o bölge seçiyor. Avrupa. İşte bak, sadece lider seçebilir diyor. Avrupa 4 kişilik, 2 kişilik diye buradan, bu bölgeden ayarlamanızı yapıyorsunuz. Hatta onu da yapalım. Onu da gösterelim. Ben şimdi kendim olarak girdim. Buradan haritaları indiriyorsunuz. Bu haritaların hepsini indirmeniz lazım. Bu haritaların hepsini indirmeniz lazım arkadaşlar. Buradan da bir kişi oynayabilirsiniz. Ben kahramanım. Tek başıma mücadele ederim kardeşim. İki kişilik oynayabilirsiniz. Benim kankam var. O bana yeter. Biz ikimiz dünyayı yıkar yıkarız diyorsanız. Burada da 4 kişilik standart takımlar var arkadaşlar. Genelde tek kişilik oynamamanızı tavsiye ederim. Çünkü genelde tek kişilik oyunlara arkadaş olarak giriyorlar. Sizin hiç haberiniz olmuyor. Bir anda orada birleşiyorlar. Açlık oyunlarındaki gibi. Siz tek başınıza oynarken bir anda 4 kişi karşınıza çıkıp sizi haklayabiliyor arkadaşlar. İki tane arkadaşlık isteği gelmiş gördüğünüz üzere. Arkadaşlık istekleri de burada zil gösteriyor zaten. Bunlar büyük ihtimal benim TikTok'tan gelen hayranlarımdır. TikTok hesabımız Resusman. Oradan gelen hayranlarımız. Onları ekliyoruz arkadaşlar. İstersek buradan davet gönderebiliyoruz. Sonra başla diyoruz. Başla dediğimizde, buradan Orta Doğu'yu seçmişim ben zaten. Başla dediğimizde oyunun yoğunluğuna göre, 2 dakika 4 dedi. Şu anda çok talep var. Bunun için ne yapacağım ben şimdi? Buradan öteki haritaları da seçeyim arkadaşlar.
Öteki haritaları, yani bütün haritaları seçeyim. 4 kişilik seçeyim, tamam mı? Çabuk başlasın. Tamam diyeyim. Şimdi Orta Doğu bütün haritaları seçtim. Haritaları da şuradan indiriyorsunuz. Şu ok işaretinden burayı tıklıyorsunuz. Ben hepsini indirdiğim için bende hepsi tikli gözüküyor. Bakın Neriman diye birisi beni çağırıyor. Gidiyoruz mesela onun oyununa. Belki onun oyununda daha fazla insan girebilir oyuna. Evet. Bak 4 tamamlandı. Hazır ol diyorum. Şu anda liderlik benden gitti. Çünkü liderlik şu anda Neriman Hanım'da. Yani şu arkadaşta. Evet, Neriman Hanım şu anda oyunun lideri olduğu için arkadaşlar oyunu seçti. Büyük ihtimalle Neriman Hanım da benim YouTube'dan takipçim olabilir. Eğlence parkındaymış şu anda kendisi. Bu da eğlence parkındaymış. Eğlence parkına gittiğiniz zaman orada eğlence parkında arkadaşlar silahları deneyebiliyorsunuz. Atış talimi yapabiliyorsunuz. Yani oyunu kavrayabiliyorsunuz. Oyunun bir nevi fragmanı gibi bir şey. Orada biraz kendinizi geliştirirseniz, eğlence parkında vakit geçirirsiniz. Orada arkadaş falan da edinebilirsiniz. Ondan sonra normal hayat gibi yani. Her şeyi düşünmüş adamlar. Ondan sonra geliyorsunuz, oyuna giriyorsunuz. Eğlence parkına hoş geldiniz diyor. Ben tabii ki girmeyeceğim arkadaşlar. Siz görün diye gösterdim. Eğlence parkı da böyle bir şey arkadaşlar. Ben normalde hiç girmiyorum buraya. Böyle geliyorsunuz. Burada işte böyle oynuyorsunuz. Burada silahlar var. Burada silahlara gidiyorsunuz. Şurada silah deneyimi yapıyorsunuz. Efendim söyleyeyim. Böyle farklı bir şey. Yani bir nevi sizi eğiten bir yer burası. Silahların olduğu yere gidip bak silah almış mesela kız. Silahların olduğu yere gidip silahları alıp deneyebiliyorsunuz. Buradan mesela kaskları deneyebiliyorsunuz. Yani oyunun fragmanı gibi bir şey. Burada bak yelekleri görüyorsunuz. 3-4 tane yelek var. Örnek olarak burada sağlık kiti, sağlık çantası, her şeyi anlatıyor size. Yapmanız gereken. Burada enerji içecekleri. Benim şimdi birazcık masum hızlı. Geliyorsunuz sonra. Gidiyorsunuz buralardan bir yerden silahlar var. Alıyorsunuz, deniyorsunuz, deniyorsunuz. Aa çok iyiymiş. Oynamayı öğreniyorsunuz biraz. Eliniz ayağınız alışıyor. Şimdi ben bunun hassasiyet ayarlarını yapmadığım için çok hızlı gidiyor. Ondan sonra arkadaşlar tamam ya ben çözdüm. Ben bu işi yaparım diyorsunuz. Oyuna giriyorsunuz başka bir haritaya. Başla diyorsunuz. Eşleştiriyorsunuz. Evet arkadaşlar, Volkan abi olarak bugünlük de bizden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün eğitim videolarımızda birazcık eğlenceye yer verdik. PUBG oyunu nasıl oynanır? PUBG oyunu bilgisayarımıza nasıl kurulur? Bilgisayarda nasıl oynanır? Bununla ilgili bilgiler vermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen aşağıdan takip edin. Ve beğeni butonuna basmayı da unutmayın arkadaşlar. Güzel yorumlar bekliyoruz. Takip bekliyoruz sizlerden. Bizlere destek olursanız bu tarz videoların devamı gelecektir. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.